Arkadaşlar, birkaç hafta önce Türkiye'deki bazı liselerde ikinci dili olarak Farsça ve Urduca ile birlikte Korece'de öğretileceğini duydum. Bu haber ilk aldığım zaman sizin kadar ben de çok mutlu oldum. Aynı zamanda biraz şaşırdım. Bugün bu yeni haber ve nasıl Korece öğrenebiliriz hakkında biraz bahsedeceğim. O zaman başlıyorum. İlk olarak bu haber sadece Kore fanı olan öğrencileri için değil, tüm Türk öğrencileri için gayet iyi oldu. İkinci dili seçeneğiniz çeşitli oldu. Yani istediğiniz dili lisede öğrenebilme şansınız daha yüksek oldu demek. Korece öğrenen ya da Korece öğrenmek isteyen arkadaşları için bu haber gayet heyecan verici ve güzel oldu bence. Tek başına evde çalışmaktansa bu şekilde okulda arkadaşlarınız ile birlikte belli bir sistem altında düzgün çalışmak hem eğlenceli oluyor hem de bırakmadan devam edebilmenizi sağlayacak. Ama bazı konularda biraz endişeliyim. İlk olarak Korece öğretmen olarak gelecek kişilerin Korece seviyelerinden biraz emin olamadım. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu şekilde resmi dersi verebilecek kadar Korece iyi konuşan çok fazla kişi yok. Büyük ihtimalle Kore dili ve edebiyat mezunları veya Kore'de birkaç yıl yaşamış olanlara başvuru yapacaktır. Onlar Korece konuşabilirler, tercümanlık yapabilirler ama birilerine Korece öğretebilirler mi bilemedim. Mesela ben Türkçe biliyorum ve Türkçe anlaşmakta hiç sıkıntı çekmiyorum. Gerekirse zor konular olmadığı sürece tercümanlık da yapabilirim. Ama diğer Korelilere Türkçe dersi veremem. Çünkü konuşurken arada hata yapıyorum. O yüzden verdiğim örnekler yanlış cümleler olabilir veya öğrencilerin sorduğu sorulara yanlış bilgi verebilirim. Bence dili bilmek farklı, öğretmek farklı. Belki birine dersi verebilecek düzeydeki Korece'ye sahip olmayan öğretmenler olursa öğrencilerin kafaları karıştırabilirler. Bence dil öğrenirken bir kafa karışmış olursa sonuna da devam etmesi çok zor oluyor. Ayrıca bildiğim kadarıyla Türkiye'deki Kore dili ve edebiyat bölümlerde dil eğitim için ayrı bir dersi yok. Yani Korece'yi diğerlere öğretmek hakkında bir eğitim almıyorlar. Bu şekilde lise öğrencilere Korece'yi güzel anlatabilirler mi? Bilemedim. Bence bu lisede Korece öğretme planı gerçekleştirmeden önce bu yönden biraz hazırlaması gerekiyor. Yani Kore dili ve edebiyat okuyanlar arasında puanı iyi olan ve eğitmen olmak isteyenlere Anadolu olarak dil eğitmenliği okuma fırsatı verip onlardan başvuru alma gibi sistem gerekiyor bence. Sonuçta dershanede değil okulda öğretilecek. O zaman ona göre güvenli öğretmenleri araması veya yetiştirmesi lazım. İkinci endişe ettiğim konuya geçiyorum. Sanırım her öğrenci istediği dili ikinci dili olarak seçemez. Mesela Kore'de öyleyiz. Yani %100 istediğimiz dersi alamıyoruz. Türkiye'de Korece'yi ikinci dili olarak seçecek ne kadar okul var onu bilmiyorum. Fakat ileriki 5 yıl içinde Korece dersi vermeye başlayacak okullar pek olacağını sanmıyorum. O zaman Korece seçmek isteyen ama okulunda Korece dersi olmadığı için ya da okulda Korece dersi olsa bile şartlar uymadığı için Korece dersi alamayan öğrencilerin morali çok bozulabilir. Yani hiç olmaması ile oldu da bana olmadı. Çok farklı oluyor. Ama biz yine de hiç olmamaktan iyidir diye düşünelim. Umarım ileride Korece dersi veren okullara fazla olur ve Korece öğrenmek isteyen arkadaşlarım Korece öğrenme imkanı da çok çoğalır. O zaman gelelim nasıl Korece öğrenebiliriz konusuna. Aslında bu konu hakkında çok fazla sorular geldi. Hatta bazıları ise benden Korece dersi video yapmamı istediler. Ben size Korece öğretemem ama Korece'yi daha kolay öğrenmenizi için tavsiyeleri verebilirim. Bu konu hakkında sizden en çok gelen sorularınıza cevap vererek önerilerimi söyleyeceğim. İlk olarak iyi bir ders kaynak bulmanız lazım. Bu video için araştırma yaparken Türkçe ile yapılan Korece dersi videoları gördüm. Açık söylemem gerekirse hiçbirini size tavsiye etmek istemedim. Korece konuşabilirler ama diğerlerine Korece dersi verecek kadar Koreceleri yoktu. Gerçi bazıları ise
Korelileriyle basit konularda bile zor anlaşacak düzeydeki Korece'ye sahipti. Yani az önce söylediğim gibi Korece bilmek farklı, Korece öğretmek farklı. Belki de ben iyi kanalı bulamamış olabilirim ama bulduğunuz kanal gerçekten güvenli değilse, yani emin olamıyorsanız izleyip kafanızı karıştıracağına hiç izlememenizi tavsiye ediyorum. Sonra daha da zorlanırsınız. Bunun yerine Korece dersi kitabı alıp ondan çalışmanızı öneriyorum. Eğer Korece dersi kitabı bulmak zor diyorsanız Koreliler tarafından yapılan Korece dersi videoları izleyebilirsiniz. Bu tarz videoları paylaşan çok fazla Korece dersi YouTuberları bulabilirsiniz. Videoları İngilizce olsa bile çok eğlenceli ve kolay anlattıkları için İngilizce pek iyi olmayan yabancılar da çok izliyorlar. Ben de onlardan birinin kanal linkini aşağıya koyuyorum. İsterseniz göz atabilirsiniz. İkinci olarak Koreli arkadaşı edinmek şart değil. Çoğu Korece öğrenmek isteyenler Korece pratik yapmak için Koreli bir arkadaşı edinmek istiyorum diyorlar. Hatta bana birini tanıştırır mısınız diye mesajları da atıyorlar. Ama bence eğer Koreceniz çok üst seviyede değilse pratik yapacak bir Koreli bulmaktan daha önemli şeyleri var. Yani ilk öncelik Koreli bir arkadaşı edinmek değil. Türkçe ve İngilizce ders çalışırken yaptığınız gibi masaya oturup gramer çalışmak ve kelime ezberlemeniz lazım. Tabii ki pratik yapacak biri olursa çok güzel oluyor. Ama zaten Türkiye'desiniz ve Koreli biriyle tanışma şansınız çok fazla değil. O yüzden bu konuya çok takmayın. Ayrıca dil pratik yapmak için biriyle arkadaş olmak güzel bir şey mi? Bunun hakkında da biz ayrı düşünmemiz gerekiyor bence. Üçüncü, Kore dizileri ve K-pop şarkıları Korece öğrenmeye yardımcı olur mu? Bence nasıl izlediğinize göre ve nasıl dinlediğinize göre değişir. Birisi Kore dizileri ve K-pop şarkıları son derece takip eder ve izler ama hiç Korecesi olmayabilir. Birisi de Kore dizileri izleyerek öğrendiği Korece ile Korelileriyle anlaşabilecek kadar Korecesini geliştirir. Yani sadece izlerseniz ve dinlerseniz orada biter. Ama birkaç cümleyi, sonra da birkaç sahneyi ders kaynak olarak düşünüp oradaki kelimeleri ve gramerleri çalışırsanız çok işinize yarayacak. Bence çok güzel bir pratik olacak gerçekten. Ayrıca böylece sizin sevdiğiniz İmino ya da Gongyu ile konuşuyor gibi hissedebilirsiniz. Dördüncü, Korece öğrenmek ne kadar süre? Bu tamamen kişiye göre değişen bir konu. Ne kadar ilgilenirseniz ve çalışırsanız o kadar çabuk öğrenebilirsiniz. Beşinci, Korece öğrenip Kore'ye gelmek mi, Kore'ye gelip Korece öğrenmek mi? Bana sorarsanız kesinlikle temel seviye Korece'yi öğrenip Kore'ye gelmek derim. Tabii ki temel seviye Koreceniz olursa Kore'deki hayatınız daha kolay ve güvenli olur. Ama ben başka sebepten dolayı bu tavsiyede bulundum. Kore'de dil kurslar genelde üniversitede oluyor. Yani Ankara Üniversitesi'nin TÖMER programı gibi düşünebilirsiniz. Korelileriyle aynı okulda ders alıyorsunuz ama genelde bu Korece derslerde çok fazla Çinli oluyor ve birazcık diğer ülkelerden gelen yabancılar oluyor. Koreli biri niye Korece derse gitsin ki, değil mi? Dolayısıyla okulda Koreli biriyle arkadaş olma şansınız beklediğiniz kadar yüksek değil. O yüzden Koreli birileriyle arkadaş olmak için ders dışında ayrı bir sosyal olaylara katılmanız gerekiyor. Temel seviye Koreceniz olursa Koreli arkadaş edinmek ve Kore'deki gerçek hayatının tadını çıkarmanız daha kolay olacak. Tabii ki Kore'de 3 yıldan fazla kalacağım diyorsanız fark etmez, bol bol zamanınız var. Ama belki bir yıl falan kalırım diyorsanız kesinlikle temel seviye Korece'yi öğrenip gelmenizi öneriyorum. Bugün Korece öğrenmek ile ilgili biraz konuştuk. Ben kendi açımdan bazı şeyleri söyledim. Ama kesin bu doğru demiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Kendinize göre hangi yöntem uygunsa onunla Korece öğrenmeye devam edebilirsiniz ya da başlayabilirsiniz. Sondaki videoda Türkiye'de olmayan, belki de sadece Kore'de olan sevgililer arasında bazı şeyleri anlatacağım. Beni beklerseniz değil mi? O zaman sonraki videoda görüşürüz.